Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nurani bir yolculuğun gönül öyküsü. Birinci bölüm. Gaflet uykusundan sevgiye uyanış. Evet, günlerden bir gündü ve yine bir bebek daha dünyaya gelmişti. Dünyaya bir anda açmıştı gözlerini. Doğum ile ölüm arası bir hayata, herkes gibi kaderini yaşamak için. Hiçbir şeyden habersiz ağlayan ve neden ağladığını bile bilmeyen küçücük bir bebek. Annesi ise mutlaka sevinendi. Neden sevindiğini bilendi. Kucaktan kucağa aldılar, sevdiler onu. Adı ne olsun diye düşünürken Ahmet olsun dediler. Zaman ilerliyor, küçük Ahmet oturmayı, yürümeyi, konuşmayı öğreniyordu. Ve yine yıllar geçiyor, büyüyor, büyüyordu. Annesi, babası hep ona, aman yavrum sakın öyle yapma, yoksa Allah seni yakar diyordu. İşte Ahmet böyle böyle içini küçüklükten beri kaplayan Allah beni yakar korkusuyla büyüyor, büyüyordu. Aradan yıllar geçmiş ve artık gençlik dönemine gelmişti. Hep ona şöyle söylenirdi. Namaz kılmak üzerimize farz. Eğer namaz kılmaz, oruç tutmaz isek cehennemde yanarız. İşte Ahmet Allah'ı nasıl seveceğini bilemeden içine aşılanmış sürekli bir cehennem korkusuyla hayatını sürdürüp gidiyordu. Belki Allah'tan ve cehennemden korkmak onu bir nevi büyük günahlardan men ediyordu. Fakat neydi o içindeki bu eksiklik ve neden bu kadar Rabbinden kaçıyordu, anlayamıyordu. Yine bir gün daha geçti. Allah için hiçbir şeyin yapılmadığı bir gün daha. Bazen lise çıkışında arkadaşlarıyla buluşur, konuşur, sohbet ederlerdi. Ama konuşulanlar, o öyle olmuş, o onu yapmış, şu şuraya gitmiş, gel şurada gezelim, gel şunu yapalım gibi sadece boş laflar ve boş işler. Zaman boşuna akıp gidiyor ve hala Allah sevgisinden mahrum, gönlü kapalı, fakat aklını sürekli kaplayan bir korku ve düşünce. Allah'ım, bana namaz kılmam gerektiğini söylüyorlar. Bunu sen emretmişsin, biliyorum. Evet, ben bunu duyuyorum ama neden başaramıyorum? Aman Allah'ım, öyleyse benim yerim mutlaka cehennem, öyle değil mi? Peki işlediğim bunca günahlar ne olacak? Bendeki bu öfke, bu sabırsızlık. Fakat Allah'ım, ben neden böyleyim? Neden her şey bu kadar zor? Neden hayat bu kadar zor? Neden kendime hakim olamıyorum? Ve neden seni istediğim gibi sevemiyorum? Ve içimde bunca korku var olduğu halde neden kulluğumu yerine getiremiyorum? Ve neden ben cehenneme gideceğim diyordu.
ama aslında sana kulluk etmek istiyorum. Tamam, bazen de namaza başlıyorum ama düzenli devam edemiyorum ki. Hem bunca dünya telaşı, derslerim, arkadaşlarım, yapmam gerekenler, bu nasıl iştir? Allah'ım, çaresizim, ne yapmam lazım bilemiyorum ki. Ve neden ben cehenneme gitmek zorundayım anlayamıyorum diyordu. İşte sevginin yerine sadece mutsuzluk ve cehennem korkusu üzerine kurulmuş umutsuz bir dünyaydı onun için bu yaşam. Belki kendisi arkadaşları gibi vurdum duymaz değildi. Çünkü görüyordu ki böyle şeyler onları hiç ilgilendirmiyordu. Allah dini onların umurunda bile değildi ki. Fakat kendisine bakıyordu. Kendisi de birçok insanlar gibi İslam'ın şartlarını yerine getirmek zorunda olan. Fakat içini Allah sevgisi yerine cehennem korkusu kaplamış. Sonunun ne olacağını bile bilemeyen, bildiği halde kulluğunu bile ifade edemeyen mutsuz ve garip bir insan. İşte böyle Allah sevgisinden mahrum, sevgisiz bir dünya hayatı geçip gidiyor. Yıllar geçiyor ve hayat devam ediyor. Problemler, sıkıntılar, belki bir evlilik, çoluk çocuğa karışmak, dünya telaşı ve bir türlü bitmek bilmeyen işler. Fakat belki her şeye sahip ev, mal, eşya, araba, evlat ama içi aleminde hala bir burukluk, eksikliği ve ona Allah'a yaklaşmasına mani olan dünya hayatının ve nefsinin aldatıcı oyunları. Nedir bu gaflet? Nasıl bir gaflet ki zaman akıyor, akıyor, günler geçiyor, geçiyor. Fakat Ahmet'te hala bir değişiklik yok. Belki tam manasıyla başaramasa da namazlarını kılmaya çalışıyor. Ramazan orucunu da mutlaka tutuyor. Ama his yok, sevgi yok ve o ibadetlerin hazzı yok. Sadece huşusuz kılınan namazlar ve dünya hayatının nefsinin elinde sevgisiz, boşlukta bir telaştır gidiyor. Böyle derken yıllar devam ediyor. Çocukları da büyümüş. Hepsi kendi evlerine çekilmiş, gitmiş. Fakat kendisinde hala bir değişiklik yok. Belki ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor ama sevgi yok ve içinde kıpırtılar yok ve içinde hala anlayamadığı bir korku ve ne yapacağını bilemeyen, sonunun ne olacağını bilemeyen çaresiz bir insan. Üstüne üstlük birçok sıkıntıların içinde mutsuz, umutsuz bir hayat ve dünyanın bitmeyen telaşı. Artık Ahmet'in bütün bunlara dayanacak hali de kalmamıştı. Bir an öylesine kendinden geçti ki artık bunun bir sonu olmalı diye haykırmaya başladı. Artık bunun bir sonu olmalı. Artık ne olursa olsun Allah'ı gerçekten sevmek ve onunla mutlu olmak istiyorum. Yalvarıyordu Rabbine gerçekten. Kalpten yalvarıyor. Ve bu konuda mutlaka yardım istiyordu. İşte günler mutluluk ve sevgi arayışında böyle böyle akıp akıp giderken yeni bir güne daha girmişti. Fakat bugün içinde anlayamadığı farklı bir his ve bir umut vardı sanki.
ve sanki yıllardır aradığı fakat bir türlü şifresini çözemediği o hedefe doğru yaklaşıyor gibiydi. Evet, belki gerçekten de doğruydu ve gerçekten de artık o gün gelmişti. Ve artık onun için sevgi kapısının açılacağı günlerden bir gündü. Acaba Ahmet dün akşamki o aykırışıyla bu kapıyı çalmış mıydı ki Rabbi ona bu kapıyı açacaktı? İçindeki bu garip hisle dışarı çıkıp biraz hava almak istedi. Fakat nereye gideceğine bir türlü karar veremiyorken artık kendisini kaderin eline ve içindeki bu garip hisler onu nereye çekiyorsa o tarafa doğru yavaş yavaş yürümeye başladı. Nereye gittiğini bile bilemiyordu. Bir garip dalgın bir şekilde yeşilliğin içinde yürüyordu. Acaba kaderi onu bugün nereye sürükleyecekti? Belki her zamanki gibi aynı şekilde hayatında hiçbir değişiklik olmadan eve geri dönecekti. Ve hayat yine aynı şekilde devam edecekti. Bu arada dalgın düşünceler içinde hayır, hayır, sanki bugün benim için farklı bir gün olacak diye mırıldanırken elindeki küçük bir tespihi yere düşürdü. Fakat farkında değildi. Düşünceler içinde dalgın dalgın yürürken bir anda arkasından bir kişinin kendisini çağırdığını duydu. Birisi kendisinin farkında olmadan biraz önce düşürmüş olduğu tespihini ona doğru uzatıyordu. Ve tespihi kendisine iade etti. Selamlaştılar ve birlikte yeşilliğin içinde yürümeye başladılar. Kendisine düşürmüş olduğu tespihi veren kişi, "Kusura bakmayın, sizi çok dalgın ve düşünceli görüyorum," dedi. Sanki Ahmet'in tanıştığı bu kişi kendisine bir şeyler anlatmak istiyor ve onun içindeki bir türlü şifresini çözemediği ve derdine derman olmak ve ona yardım etmek istiyor gibiydi, fakat çekiniyordu. Birlikte yemyeşil güzelliklerin her yana yansıdığı bu güzel bahar sabahında yürümeye devam ederken karşılaştığı kişi, "Görüyor musunuz?" dedi. "Allah'ın bunca yarattığı güzellikler hepsi bizim için. Sadece bizim için. Yüce Rabbimiz ne de güzel yaratmış. Her şeyi bizim emrimize musahhar kılmış." Ahmet, "Evet," dedi. Gözlerindeki çaresiz ve mahzun nazarlarına bakarak, "Gerçekten, gerçekten de her yer, her şey öylesine güzel ki. Fakat keşke ben de Rabbime kul olabilseydim ve tam olarak kulluğumu yerine getirebilseydim," dedi. Ona bu konudaki duygularını ve içindeki anlayamadığı bu cehennem korkusunu ve içindeki bu sevgi arayışını anlatmaya başladı. Bütün bunların karşılığında ismi Hasan olan ve yeni tanıştığı kişi kendisine Allah'ı sevmenin büyük bir mutluluk olduğunu ve Allah'ın aslında korkulacak bir Allah olmadığını ve onun sadece sevilmeye layık olduğunu söyledi. Evet evet, o da zaten bunun farkındaydı, kendisi de biliyordu. Ama içini Allah ve cehennem korkusu öylesine kaplamıştı ki bu korkunun içinde Rabbini nasıl seveceğini bilemiyordu. Ve sanki farkında olmadan ondan daha da uzaklaşıyordu. Belki bir arayış içinde cehennemden kurtulabilmek amacıyla namazları nasıl sevebileceğinin sırrını çözmek için camilere gidiyor,
din sohbetleri dinliyordu. Ve kalbinde o huşu hissedebilmek için zorluyordu ama bunu bir türlü başaramıyor. Kalbinde o hissettiği, istediği hisleri tam olarak yaşayamıyordu. Tek düşüncesi üzerine düşen görevlerini getirmek. Çünkü farz olduğu için ve cehennemden kurtulmaktı. Ama bütün bunlar onun içine mutluluk yerine sıkıntı verdiriyordu. Zaten namazlarını da tam anlamıyla da başaramıyordu ki ne yapmalıydı bilemiyordu. Belki içindeki bu arayış onu mutlaka bu sevgiye götürecekti. Biliyordu ve içindeki bir kor gibi saklı olan o ateş bir anda alevlenecek. Kalbi coşuverecekti Rabbi için. Fakat bunun için bir sebep arıyordu. Kalbindeki bu saklı olan sevgiyi körükleyecek, körüklendirecek bir sebep. Belki bir el arıyordu, onu Allah'a götürecek bir el. Karşılaştığı kişi kendisini çok mütevazi bir şekilde. Evet Ahmet kardeşim dedi. Ara, sakın Allah'ı aramaktan asla vazgeçme. Fakat onu sadece korkuyla değil, onu sevip de sevdiğine koşarcasına ara. Çünkü korkan korktuğundan kaçar. Fakat seven ise heyecanla sevdiğine koşar. Sevgi mutluluktur. İç alemindeki dünyanı sadece korku üzerine değil, Allah'ın sevgisi üzerine kurmalısın. Rabbimizden korkmak tabii ki güzel. Onun büyüklüğü, azametinin karşısında tabii ki hepimiz korkarız. Fakat şu da var ki Allah daha çok sevilmeye layık. Bir düşün bakalım. Hiç Rabbimiz sevdiği dostunu ve dostlarını cehennemde yakar mı? Halilullah İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman o ateşi gül bahçesine dönüştürüp onu yakmadığı gibi Rabbine tevekkül ederek ona ulaşmayı dileyen bir dostunu hiç ateşte yakar mı? Havf yani korku varsa yanında mutlaka reca yani ümit de olmalıdır. Bir insanın içinde vuslat umudu olmadan yani Allah'a ulaşma umudu ve isteği olmadan sadece korku sıhhatli olmaz. Öyleyse Rabbimizi sevmek istiyorsan ona sevginle büyük bir umutla koşmalısın. Eğer ki bütün gönülden Rabbimizi isteyerek ona ulaşmayı dilersen ona yönelip bütün kalbinle ona koşarsan bak o sevgiyi nasıl da yaşayacaksın ve ona nasıl da yaklaşacaksın dedi. Evet, gerçekten de ona ömründe ilk kez içine büyük bir rahatlık veren böyle güzel sözler anlatılıyordu. Kendisine gerçekten Allah'ı nasıl sevebileceğini anlatılıyordu. Ve sanki Rabbimiz onu kendisine dost olması için çağırıyordu. Evet evet, anlıyordu bu Rabbinin kendisine olan bir çağrısıydı. Henüz biraz önce yeni tanıştığı Hasan kendisine Allah'a ulaşmayı dilemeyi, bütün Allah dostlarının ermiş kullar olduklarını ve ruhlarının ölmeden önce Allah'a ulaştıklarını ve Allah'a erdiklerini bir bir anlatmaya başladı. Ve bütün hakikat ve bütün bu hakikatleri Kur'an-ı Kerim ayetleriyle birer birer ve açık açık kendisine anlattı. Ahmet o an kendi kendine içinden hayır, hayır, bu bir tesadüf olamaz. Hayır, asla bir tesadüf olamaz. Sanki bugün içindeki
beni buraya çeken bu farklı hisler bütün bunları duymama sebep oldu diye düşündü. Hayır, hayır, bu bir tesadüf olamaz diyordu. Evet, artık o gün gelmişti. Ve o an belki kalpteki o gerçekten bir uyanışın başlayacağı bir noktaydı kendisi için. Ve sanki onun için gaflet uykusundan uyanma vakti gelmişti artık. Ona göre söylenen bu sözler farklıydı ve çok çok da hoşuna gidiyordu. Nitekim anlatılanların hepsi Kur'an gerçekleriydi. Acaba yıllardır ibadetlerini bile doğru düzgün başaramayan ve dünya hayatına dalmış ve günahkar bir insan bir anda Allah'ın evliyası olabilir miydi? Düşünüyordu kendi kendine. Tam bu düşünceler içindeyken o sırada Hasan bir ayet okuyordu. Ve bu ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Ey nefisler üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki Allah günahların hepsini mağfiret eder, sevaba çevirir. O muhakkak ki o gafurdur, mağfiret eden, rahimdir, rahmet nuru gönderen. Zümer suresi 53. ayet. Ve yine başka bir ayette, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve teslim olun. Zümer suresinin 54. ayetinde Rabbimiz buyuruyordu. Ve yine başka bir ayette ise Ela inna evliya Allahi la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Öyle değil mi? Yunus suresinin 62. ayeti. Bu ayetteki Allah'ın evliyasına korku olmadığı ve onlara hem dünyada ve hem de ahirette müjdeler olduğu söyleniyordu. Evet, Allah'ın evliyasına, Allah'ın evliyası olmak, ona koşmak ve onu sevmek ve anlıyordu ki Allah'ı sevebilmek için de sadece kalpten bir taleple Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiği ve o zaman mutlaka cennet saadetinde kazanacağı ve asla umutsuz olmaması gerekiyordu. Evet, sanki Rabbi onun düşüncelerine karşılık bu ayetleri söyletiyordu. Karşısındaki kişiye Ahmet sanki bütün bunları duydukça zihnindeki şimdiye kadar cevabını bulamadığı sorular birer birer çözülüyordu. Evet, sohbet devam ettikçe sanki kalbinde Rabbine karşı sıcak bir yaklaşım oluşmaya başladı. Ve Rabbi için korku yerine sıcak bir sevgi hissetmeye başladı. Sohbetin devamında Allah velilerinin hayatlarını, mesela Bişri Hafi Hazretlerinin önce sarhoş, İçkici olduğu halde veya birçok evliyaların da başında dalalette olduğu halde kendilerine Allah'ın daveti geldikten sonra davete icabet ederek mürşitlerine ulaşıp önünde tövbe ettiklerini ve günahlarını bağışlayıp yeni bir hayata başladıklarını konuştular. Evet, gerçekten de anlattıklarına göre bütün Allah dostlarının bir mürşidi vardı. Gerçekten de onun da mutlaka kendisini Allah'a ulaştıracak, hakikatleri öğretip kendisini bu yolda terbiye edecek bir mürşide ihtiyacı vardı. İçindeki bu yıllardır devam eden arayış onu bu muhtaçlığa sürüklüyordu sanki. Yolda birlikte yürürken yavaş yavaş sahabenin ve Allah dostlarının Allah'ı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ne kadar sevdiklerini
ve her şeylerini Allah için feda ettiklerini dinledikçe, aslında Allah'ın korkulacak değil, sevilmeye ve aşık olunmaya layık olduğunu anlıyordu. Ve bütün sohbet boyunca şu söz ve şu ayetleri hiç aklından çıkartamıyordu. Seven sevdiğine koşar, korkan ise korktuğundan kaçar. Ve Allah'ın evliyasına korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. O halde sen de ölmeden önce Allah'a kaç, ona ulaş. Bu sözler ve kelimeler sürekli Ahmet'in zihninde dönüp dönüp duruyordu. Ve bu düşünceler içinde kalbinin Allah'a açıldığını hissediyor. Kalbi Allah sevgisiyle çalışmaya başlıyordu.